Merhaba balık avı hakkında her şey takipçisi dostlar. Bir salı gününde daha sizlerle yeni bir video ile birlikteyim. Bu haftanın konusu tuzlu suda balık avı. Dostlar tuzlu su balık avcılığının en bilinen merasıdır. Çünkü balık çeşidi boldur, merada tatlı suya oranla çok daha geniştir. Hem kıyıdan hem tekneye binip denize açılarak avlanabiliriz. Tatlı sularda teknede bazı kısıtlamalar olduğundan rahat av yapılamayabilir. Tabi tuzlu suda hemen hemen her balıkçılık tekniği uygulanabiliyor. Hem deneyimli balıkçılar için uygun hem de bu işe yeni başlayanlar tuzlu suda balık avlamada deneyim kazanabilir. Bu hobiye yeni başlayan balıkçılar kıyıdan avlanan balıklara yönelebilir. Basit olta takımlarıyla avlanabilir. Daha sonra deneyim kazanınca yeni tekniklere geçebilir. Peki sizler hangi merada avlanıyorsunuz? Tatlı su mu, tuzlu su mu? Yorumlarda bizlerle paylaşın. Tuzlusu da avlanmaya karar verdiyseniz ilk dikkat etmeniz gereken şey tabii ki kullanacağınız malzemeler. Olta kamışınız, olta makineniz ve kullanacağınız misina. Dostlar şöyle sorular geliyor bana bir kamış makine öner ben bunu kullanayım, her türlü av yapayım. Dostlar böyle bir şey yok. Öyle sihirli bir olta takımı henüz daha icat edilmedi. Tuzlusu su merasında avlanmaya karar verdiyseniz uygun takımla avlanın. Yoksa hevesiniz kırılır. O zaman dikkat etmeniz gereken ilk şey neymiş? Hangi av tekniği ile balık tutacağız? Buna karar verin. Her teknik için birbirinden farklı olta takımları mevcut. Size en uygununu satın alın. 2. Korozyona yani paslanmaya dayanıklılık. Arkadaşlar satın alırken mutlaka özellikle kamışınızın Halkalarının paslanmaya, küflenmeye dayanıklı olup olmadığını öğrenip ona göre satın alın. Korozyona, dayanıklılığa öncelik verin. Tuz her ne kadar günlük temizleseniz de makinenizi veya kamışınızı avdan sonra tatlı suyla yıkasanız da deniz suyununda bulunan tuz olta takımının hızla eskimesini sağlar. 3. Olta kamışının boyu. Kıyıdan açık alandan avlanıyorsanız biraz daha uzun olta takımları, olta kamışları seçebilirsiniz. Yine av tekniğine göre kamışların boyları değişir. Surf casting yapacaksanız uzun 3.80 belki 4 metre. Spin yapacaksanız 2.70 2.90 veya yemli av yapacaksanız 3 3.10 3.30 kamış boyları her av tekniği için 3 aşağı 5 yukarı bazı standartlara bağlanmış. Bunlara dikkat edin. Çünkü her tekniğin gereksinimleri farklı. Mesela spin. Tuzlu suda spin yapacağınız kamış geleneksel yani yemli olta kamışlarından, surf casting kamışlarından daha kısadır. Ayrıca spin avı için yapılan olta kamışları iki parçalı olur. Teleskobik tercih edilmez. Büyük balıklar için tasarlanmış olduğu için esneklikleri de ona göre ayarlanmıştır. Ağır sahteler kullanıyorsanız atar değerlere uygun olan kamış seçmeniz gerekiyor. Mera'nın yapısı, hedeflenen balık türü, deniz için olta takımı kamışı seçiyorsanız bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Humluk, kayalık meralar, sığ yerler veya dalgalı meralar veya kıyıdan uzak atış gerektiren meralar. Bunların hepsi kamış tercihinde dikkat edilmesi gereken noktalar. Bu yüzden sihirli bir olta aramayın. Bir tane kamış ona da bir makine ayarlayayım, her türlü avı yapayım diye bir şey yok. Peki sizler hangi olta kamışlarını tercih ediyorsunuz? Marka bağımlılığı var mı mesela? Ben illaki bu kamışlardan kullanacağım gibi bir durum varsa yorumlarda bizlerle paylaşın. Gelelim olta makinesi seçimine. Arkadaşlar tuzlu suda korozyon yani paslanma olta makinelerinde olta kamışlarından çok daha büyük bir sorun. Her ne kadar ben temizliyorum. Avdan sonra tatlı suyla makineyi güzelce siliyorum deseniz de bir süre sonra özellikle olta misinasından ipinden taşınan ince partiküller nedeniyle makinemiz paslanır ve çabucak bozulur. Bu yüzden korozyona dayanıklı olup olmadığını öğrenip satın aldığımız kamışların periyodik bakımlarını mutlaka yaptıralım. Böylece makineniz hem daha uzun ömürlü olur hem de av yaparken kilitlenme, takılma gibi olasılıklar azalır. Tabi makine seçimi aynı kamışta olduğu gibi tekniğe bağlı olarak farklılık gösterir. İlk başta balıkçılar tuzlu suda olta makinesi satın alırken hangi makineye alacağını bir şöyle düşünmelidir özellikle yeni başladıysanız olta makinesinin özellikleri konusunda birkaç bilgiye sahip olmanız lazım. Mesela büyüklükleri, kafa yapısı, 3 binlik ne demek, 4 binlik ne demek, hızları, hızlı sarım, yavaş sarım bunları göz önünde bulundurmanız gerek. Ayrıca drag gücü, drag gücüne de dikkat etmeniz lazım. Kaç kilo çekerli, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo bunlara dediğim gibi denizde kullanacağınız olta makinesi, tekniğe ve tabii ki aldığınız olta kamışına uygun bir şekilde satın alınmalı. Mesela spin avı ve LRF avı için hassas makineler tercih ediliyor. LRF için binlik, iki binlik makineleri aşmamak gerekiyor. Spin avında da dört binlik makineleri aşmamak lazım. Bunun yanında surf casting avı yapıyorsak makineler daha büyük ve çok daha güçlü özellikleri ile öne çıkıyor. Tabi hedef balık ve mera tuzlu su olta makinesi seçerken önemli. Kıyıdan avlanıyorsanız meranızda atış yapacağınız mesafeye göre bir olta makinesi seçmek önemli. Böylece av sırasında yorulma durumunu daha dengeli bir olta takımıyla azaltabilirsiniz. Eğer hedef balığınız mücadeleci ise farklı faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Örneğin geçen hafta yayınlamış olduğum lüfer avıyla ilgili videoda ne demiştik? Lüfer hızlı sarım sever demiştik. Çünkü mücadeleci hopluyor, zıplıyor, oltadan kurtulmaya çalışıyor. Sarım hızını yüksek makine seçersek misinada verilen boşlukları daha çabuk sarabiliriz diye anlatmıştım. İzlemediyseniz o videoyu da izlemenizi öneririm. Peki sizler denizde hangi makineyi tercih ediyorsunuz. Yorumlarda paylaşın. Yeni başlayan dostlarımıza faydalı olsun. Gelelim tuzlu suda misine seçimine. Arkadaşlar oltamızın misinesi vücudumuzdaki kaslara benzer. Yanlış misina seçerseniz istediğiniz kadar yüksek kaliteli pahalı makine ve kamış seçin. Avınızın tamamını riske atarsınız. Denizde avlanırken iki misina seçeneğimiz var. İp misina ve naylon misina. Her birinin avantajı var, dezavantajı var. Bunlarla ilgili videolarımı kanalımda bulabilirsiniz. Şöyle basit birkaç konuya değinelim. Örneğin naylon misinalar ip misinalara göre görünürlük bakımından avantajlıdır. Ama bunu iplerin önüne lider olarak flora karbon misina kullanarak bertaraf edebiliriz. İpin görünürlüğünü azaltabiliriz. Mesela sörf avı yapmak için veya spin avı yapmak için lider misine çok önemli. Bunu kullanabilirsiniz. Aslına bakarsanız ip misinalar naylon misinalara göre daha az karışır. Ama ben ipi çok karıştırıyorum diyen dostları da duyar gibiyim. Bu tecrübesizlikten ya da birkaç noktaya dikkat etmemekten olabilir. Mesela ipi çok fazla sarmak. Aldığınız makineye uygun olmayan kalınlıkta ip sarmak. Bunların hepsi karışmayı tetikler. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Ayrıca avlayacağınız hedef balıklar. Bunlar için de misina seçimi çok önemli. Mesela melanur avlamak istiyorsunuz. Mesela levrek avlamak istiyorsunuz. Burada görünürlüğünün az olması artı incelik kalınlık devreye giriyor. İnce misina kullanırsınız melanur avında mesela. Esneme payı, çeker gücü yine tuza dayanıklı olup olmaması bunların hepsi dikkat edilmesi gereken özellikler. Misina konusunda kanalımda videolar bulabilirsiniz. Gerek ip misina gerekse naylon misinalar hakkında güzel videolarım mevcut. Bunlara da bir bakın derim ben. Peki sizler ne tür misina kullanıyorsunuz? Benim gibi ip mi kullanıyorsunuz tercih ediyorsunuz yoksa naylon misina mı? Flora karbon veya monofilament mi? Yorumlarda paylaşın. Dostlar tuzlu su, meralar bolluk açısından tatlı sudan çok daha avantajlı. Tuzlusu meraları geniş, balık türleri fazla. E ülkemizin de üç tarafı denizlerle çevrili. Her ne kadar bilinçsiz avlanma popülasyonu azaltsa da çok çeşitli deniz türleri var ülkemizde. Lüfer, istavrit, uskumru, karagöz, çipura, efendime söyleyeyim levrek, granyöz, mercan, Palamut, ne ararsanız var. İzmarit, kefal, kalkan, sevilen balıklar. Bu balık türlerini denizlerimizde, sizlerde avlayabilirsiniz. Uygun teknik, taktik ve uygun malzemelerle yakalayamayacağınız balık yok dostlar. Evet sevgili arkadaşlar, bu haftalıkta benden bu kadar. Umarım videolarımı takip ediyor ve faydalanıyorsunuzdur. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı yorum yapmayı, balıkçı dostlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize rast gelsin, trofeleriniz bol olsun.